Canlarım selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soruya sürtünme kuvveti sorusuyla devam ediyoruz. Bu sorunun çok benzeri 2020 TYT sınavında gelmişti ve birçok öğrencimiz gerçekten ters köşe olmuştu. Çünkü fizik sorularını sadece mantığımızı kullanarak yapamayız. Fizik yasalarını da kullanmamız gerektiğini her seferinde söylüyorum. Videoyu durdurup soruyu önce siz çözerseniz çok daha güzel olacaktır. Hadi vakit kaybetmeyelim, sorumuza geçelim. Kütleleri sırasıyla 5 kilogram, 5 kilogram ve 2 kilogram olan X, Y, Z cisimlerine şekilde verilen kuvvetler etki ettiğinde dikkat edin. X cismi ok yönünde sabit hızla ilerlerken Y ve Z cisimlerinin hareket etmediği gözleniyor. Cisimler ile zemin arasındaki sürtünme katsayıları eşit olduğuna göre cisimleri etkeden sürtünme kuvvetlerinin büyüklüklerini sıralayınız diyor. Soruyu çözdüren cümle neresidir arkadaşlar? Bakın altını çiziyorum. X cismi ok yönünde sabit hızla ilerlerken Y ve Z cisimlerinin hareket etmediği gözlemleniyor. Fizikte denge demek bir cismin durması ya da sabit hızla gitmesine denge denir. Dengedeki bir cismin iki şartı vardır. 1. Cisim üzerine etkeden toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyor. 2. Cisim üzerine etkeden toplam torkun sıfır olması gerekiyor. Yani cismin dönmemesi gerekiyor. Birinci şart gereği cisme etkeden bütün kuvvetlerin toplamının sıfır olması lazım. Şimdi X cisminin aşağı doğru ağırlığı yok mu? 50 olarak var. Yukarı doğru da normal kuvveti dediğimiz tepki kuvveti var. Yani bu da buna eşit oluyor zaten. Bu 50 ise bu da 50 oluyor. Aşağı yukarı tamam götürdü. Ama sağ tarafta 25 var. Sol tarafta da bir şey olması lazım. İşte o sürtünme kuvvetidir. Yani X cismini etkeden sürtünme kuvvetinin toplam kuvvetin sıfır olması için buna etkiden sürtünme kuvveti kesinlikle 25 Newton olmalıdır. Şimdi Y cismine gelelim. Y cisminin ağırlığını o da 5 kilogram ama onu böyle aşağı doğru 50 diye gösteremeyiz. Ağırlık şu şekilde gösterilir. Ve eğik düzlemdeki bir cismin mg sin alfa ve mg cos alfa olmak üzere ağırlığının iki tane bileşeni vardır. Yani biz buraya 50 yazacağız tamam. Ama buraya 50 çarpı kosinüs 37, kos 37. Buraya da 50 çarpı sin 37 yazmamız gerekiyor. Şimdi bu sin ve kos değerleri sorularda veriliyor. Ben burada unutmuşum ama genelde verilir. Merak etmeyin. Bu 0,6. Kos 37 değeri de 0,8'dir. Şimdi 50'yi 0,6 ile yani 6 bölü 10 ile çarptığınızda 30 çıkar. Burayı da 8 bölü 10 ile çarptığınızda sıfırlar gider ve 40 çıkar. Yani arkadaşlar artık şurayı siliyorum. Buranın 30 olduğunu, buranın da 40 olduğunu bileceksiniz. Yani bunun ağırlığını bileşenlerini ayırdığımızda buraya doğru 30, buraya doğru 40 var. Artık bu da yok. Çünkü ben bunu bileşenlerine ayırdım. Yani artık 30 ve 40 var. 50 yok. Şimdi bu cismin hareket etmediğini söylüyor. Şimdi zeminin normal kuvvetinin de zeminden cisme doğru şu şekilde olduğunu biliyorum. Etki 40 olduğuna göre tepki de 40'tır zaten. Bu yönde sorun yok. Ama yukarı 10 var, aşağı 30 var. Toplam kuvvet şu an 0 mı? Değil. O zaman yukarı doğru bir destek lazım. İşte o sürtünme kuvvetinden gelecektir. Ve destek 20 olması gerekiyor. İşte bu cisme etkiden sürtünme kuvveti de 20 Newton'dur diyoruz. Son cisme geldiğimizde bakın. Kuvvet diyagramını yaptığımızda cismin aşağı doğru bir ağırlığı var, değil mi? Aşağı doğru bir ağırlık var. Peki zemine doğru ittiğime göre zeminden cisme doğru da bir tepki kuvveti var. Tamam. Bir de yukarı doğru bir sürtünme olması gerekiyor. Neden? Çünkü aşağı doğru bir şey var, yukarı doğru yok. Nasıl dengede kalacak? O zaman yukarı doğru da bir şey olmak zorunda. İşte o sürtünme kuvveti olmak zorunda. Şimdi zemine doğru 50 ile bastırdığınız için zeminin normal kuvveti ya da tepki kuvveti de 50'dir. 50-50'yi götürür. Aşağı doğru ağırlığımız mg'den dolayı 20 olduğu için yer çekimi biliyorsunuz 10 olarak alınıyor. 2 kere 10 20. Yukarı doğru sürtünmenin de 20 Newton olması gerekir. Yani cisimlere etkeden sürtünme kuvvetlerinde Y ve Z'yi etkeden sürtünme kuvvetleri birbirine eşit çıktı. X'e etkeden sürtünme kuvveti de onlardan daha büyük çıktı. Şimdi sorumuzun cevabı C şıkkı. Ama birçok öğrenci neden bu soruyu çözerken hata yapıyor? Çünkü statik sürtünme kuvvetiyle kinetik sürtünme kuvvetini birbirinden ayırt edemediği için. Şimdi kinetik sürtünme kuvveti hareket halindeki cisimlere etkeden sürtünme kuvvetidir ve değeri sabittir. Mesela bu cisim hareket ediyor, değil mi? Bu cisme etkeden sürtünme kuvveti 25'tir. Bitti.
Yani statik sürtünme kuvveti gibi değişken değerler almaz. Kinetik sürtünme kuvvetinin bir tane değeri vardır. Ve sen bunu nasıl hesaplarsın? K ve N'yi çarparak hesaplarsın. Ama durgun cisimleri etkileyen sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti deniyor. Statik sürtünme kuvveti K ve N'yi çarparak hesaplandığı zaman değişken değer gösterir. Mesela sen K yerine 5 bölü 10 yazdın. N yerine de diyelim 50 yazdın. 50 çarpı 5 bölü 10 ne yapıyor? Sıfırlar gidiyor, diyelim 25 çıktı. Tamam. Bu statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani cisme etkeden değeri değildir. Mesela Z cismi aşağı doğru 20 ile gitmek istiyor ya. Sürtünme kuvveti buna yukarı doğru 25 ile yanıt vermez. Aşağı 20 ise o da der ki o zaman ben de yukarı 20 ile yanıt veririm. Yani kısacası biz bu KN'yi yaparak statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini buluruz. Cisme etkeden değerini bulmuş olmayız. Cisme etkeden değerini bulmak için kuvvet diyagramını bu şekilde göstereceksin ve aşağı doğru 20 olduğu için yukarı doğru da 20'ye ihtiyaç var diyeceksin ve cisme etkeden sürtünme kuvvetine 20 diyeceksin. Yani K ve N'yi çarparak 25 bulmana rağmen cisme etkeden 25 değil 20'dir diyeceksin. Umarım açıklayabilmişimdir. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.